yaklaşık bir 10-15 gün önce farklı bir okuldan nakille, benim oğlumun okuduğu okula nakille gelen Samet adındaki arkadaşı, çocukların okulda kurdukları WhatsApp grubunda ki kız çocuklarının numarasını alıp başka bir okuldaki arkadaşına göndermiş. Çocuklar bu kızları rahatsız etmiş, taciz etmiş. Sonra bu şikayetçi olunca kızlar, çocuk benim oğlumun numarasını atmış. Demiş ki numaraları bunlar verdi, bu numaradan aldım diye. Öğretmenleri benim oğlumu çağırmış ve oğlum da demiş ki hayır hocam, benim böyle bir olayla alakam yok. İşte beni tanıyorsa arasın, beni sadece tarif etsin. Sonra çocuk da yok ben ondan almadım, başka birinden aldım diye zaten bunu söylemiş. Sonra çocuklar Samet'le Umut Han'ın yan yana fotoğraflarını görmüş. Sonra işte demişler ki tamam, Samet verdi numaraları. Bu da çocuklar da kabullenmiş zaten. Sonra benim oğlumu tehdit ediyorlar. Bu suçu sen üstleneceksin diyorlar. İşte Samet zor durumda kalır. Ya çocuk da bu baskılara rağmen hayır, ben böyle bir suçu kabul edemem. Çünkü bu yüz kızartıcı bir suç. Ben böyle bir suçu kabul edemem. Çocuğu 12 kişi dolmuş durağında etrafını çevirmişler. Dövmeye kalkmışlar, dolmuşçu kurtarmış. Sonra çocuk geldi bana anlattı. Çocuğun numarasını getirdi bana. Ben çocuğu aradım. Oğlum dedim, uzatmayın dedim. Bu hani yaşanmış bitmiş bir olay. Yok dedi. İşte Samet onun yüzünden zor durumda kaldı. İşte senin oğlunu delik deşik edeceğim. İşte senin oğlunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben dedim ki uzatmayın. Beni de tehdit etmeye başladı. İşte ben yasaklı madde satıyorum. Öteki abilerle beraber sana etek giydireceğiz. Bilmem şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi. Ben de çocuktur dedim, geçtim. Bu sabah çocuğu saat 6.30'da okula giderken çocuğu dolmuş durağına yürürken darp etmişler. Bu kamera kayıtları da var. Ve ben çocuğun başına indiğimde bunlar kaçmış gitmişlerdi zaten. Ben de ambulans aradım, çocuğu hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüm, darp raporu aldım, getirdim. Gittim çocuğun okuluna, Umut Han Cesur'un okuluna gittim. Öğretmenlerine söyledim, şikayetçiyim dedim. Yani benim çocuğuma zarar vermiş, çocuğumun ayağını kırmış. Yüzündeki bir sürü morluklar, işte çocuğu darp etmişler, yerde tekmelemişler. Ben karakola gittim darp raporuyla beraber. Darp raporunu verdim, ifademizi verdim. Ama hiçbir yaptırım yok. Hiçbir yaptırım yok. Sadece ifade verdik. Ya bu çocuk bugün benim çocuğuma zarar verdi. Yarın bir başkasının çocuğu. Benim çocuğum sadece darpla kurtuldu. Gasp ettiler. Bir telefon, bir cüzdan. Çok önemli değil. Ama yarın bu çocuklar bir başkasının çocuğuna, canına kast edebilirler. Ya ben yasaklı madde satıyorum diyen bir çocuğun lisede işi olmaz. Yani yetkililerin buna karşı bir yaptırım yapmaları lazım. Bir 10 dakika, 15 dakika önce beni aradılar. Çocuk benimle hem dalga geçti, yani yanımda şahitlerim de var çocuğun beni aradığında. Hem benimle dalga geçti, işte akşam sabah nasıl senin çocuğunu işte kucağımda hoplattım, bilmem işte kanını döktüm, şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte sana da etek giydireceğim, işte düşün biz küçükler böyleyiz, bir de bizim büyüklerimizi düşün. Size neler yapar? Ya burasımız cumhuriyeti değil, burası bir hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalıyor. Hiçbir yaptırım yapılmadı. Çocuk halen daha beni arama cesaretini gösterebiliyor. Halen daha beni tehdit edebilme cesaretini gösterebiliyor. Ama bunlarla alakalı hiçbir ceza yaptırım yapılmıyor. Ne yapmamız lazım? Yani benim çocuğumun ölmesi mi lazım? Ya benim çocuğum öldükten sonra siz buna ceza verseniz ne olur? Benim çocuğumu geri mi getireceksiniz? Ben o çocuğu yetiştirebilmek için neler çektim? Neler yaşadım? Bir çocuk yetiştirmek kolay mı?